Değerli basın kuruluşlarının bilgilerine. Dinleyelim. 2018 Haziran seçimleri öncesinde hiçbir ayrım yapmadan tüm siyasi partileri kapsayacak olan, doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koruyan siyasilere oy yok kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye çapında siyasi partilerin adaylarını ziyaret ederek hayvanların yaşam haklarını ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamaları da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacaklarına söz vermelerini talep edeceğiz. Siz değerli basın mensuplarının nezdinde yıllardır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doğanın ve hayvan haklarının korunması için girişimde bulunmayan, masa başında hazırlanan sürgün, ölüm yasa tasarıları ile katliamların daha da önünü açacak teşebbüslere karşı durmayan, belediyelerin katliam ve sürgünlerine seyirci kalan siyasi partilerin tümüne ayrım yapmaksızın sesleniyoruz. 7 milyonu aşkın can yoldaşının, doğa ve hayvan hakları savunucularının, yıllardır hayvanları koruma kanunun TCK kapsamına resmi sivil ayırmadan herkesi kapsayacak şekilde geçirilip, hayvana esarete, şiddete, sürgüne, öldürmeye son verilsin, ağır cezalar getirilsin çağrılarına sessiz kalan, sürgün, ölüm yasa tasarları ile sürekli olarak hayvan hakları savunucularını tehdide maruz bırakan siyasi partilere ve adaylara oy yok diyoruz. Oylarımız doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren, bunun için çalışmalarına seçim kampanya süresince ve sonrasında devam edecek adaylara ve partilere olacaktır. Sayın milletvekili adaylarına sunacağımız söz vermelerini talep ettiğimiz metni de okuyoruz. Basın kuruluşları vasıtasıyla adaylara çağrımızdır. Sayın milletvekili adayı, hayvan haklarını savunan merhametli ve vicdanlı insanlar olarak yurt genelinde 7 milyona ulaşan can yoldaşı olarak sizden talebimiz var. 2004 yılında bazı eksikleri olmakla birlikte dünyaya örnek olarak çıkartılan, öldürmeyi yasaklayan, sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınmasını, kısırlaştırma gibi bilimsel yolla yapılmasını, hayvanların her türlü işkence ve eziyetten uzak tutulmasını hükme bağlamış olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun sahipsiz hayvanlara ilişkin uygulanması için belediyelere, tüm hayvanlar için de Orman Su İşleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda kurumlara görevler verilmiştir. Diğer kurumlar da diğer tüm hayvanların yaşam haklarını koruyacak uygulamaları maalesef yerine getirmemişlerdir. Bu bağlamda bir, sahipsiz hayvanlara karşı belediye şiddetinin ve genel şiddetin durdurulmasını sağlamak için gündemde olan yasa tasarısının STK, meslek odaları ve gönüllerin de katılımıyla görüşüldükten sonra kanunlaştırılmasına ve kanunun TCK kapsamına alınmasına destek olacağınıza. 2. Hayvanlara eziyet işkenceden ve zulmedenlerin normal vatandaş veya resmi görevli ayrımı yapılmadan TCK'ya göre yargılanmasının, üzerinde değişiklik çalışmaları yapılmakta olan Hayvanları Koruma Kanunu'nda yer almasını sağlanmasına destek olacağınıza. 3. Hayvanların kaçak üretimine, satışına, yasa dışı ithalatı ve internet ortamındaki her türlü yasa dışı satış ve yayınlarına, hayvan deneyleri, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirklere, horoz ve köpek dövüşlerine, at, eşek, katır gibi yük hayvanlarının zulüm altında kullanılıp sonra kesime gönderilmesine, avcılık ve yaban hayatına yönelik yanlış uygulamalara karşı insani ve vicdani boyutta tüm yasal tedbirlerin alınmasına için destek olacağınıza. 4. Doğayı ve hayvanların yaşam haklarını koşulsuz koruyacak uygulamalar da içeren bir yasa tasarısının hazırlanması için destek olacağınıza. Şehrinizdeki hayvan haklarına ilişkin uygulamaların yasaya uygun ve doğru yapılması için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile iletişim kurarak yerel bazda da çalışmalar yürüteceğinize söz vermenizi talep ediyoruz. Seçildiğiniz takdirde bu talepleri yerine getireceğinize söz vermenizi talep ediyoruz. Teşekkür ederim.
Oy kullanımı. Ama görenler öyle der ki siyasetçiler verdiği sözü tutuyor. Allah yalancı ya. İnşallah burada kalmaz. Arkadaşım, oyunuzu verdiniz mi? Tamam.